Sayın seyirciler, Amerika'nın AKP eliyle Cumhuriyeti teslim alma girişimine karşı milyonlar tek yürek oldu ve anıt kabre aktı. 29 Ekim'de Ankara Ulus Meydanı'nda verilen söz tutuldu. Türkiye Atatürk'te birleşti. Milyonlarca yurttaş Türkiye Gençlik Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve İşçi Partisi'nin başını çektiği onlarca kurumun öncülüğünde Türkiye'de Cumhuriyet mücadelesi tarihine yeni bir sayfa ekledi. 10 Kasım'da işçisi, emeklisi, genci, yaşlısı, kadını, erkeği tek millet milli merkezi atasının huzurunda oluşturdu. Yeniden Cumhuriyeti inşa etme eylemini ulusal kanal dakika dakika yurttaşlara izletti. Milyonlarca yurttaş 29 Ekim'de verdiği sözü 10 Kasım'da da tuttu ve Anıtkabir'de buluştu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, İşçi Partisi, Birleşik Kamu İş ve onlarca kurumun öncülüğünde Amerika'nın AKP eliyle uygulamaya çalıştığı planlar boşa çıkarıldı, milli merkezin temelleri atıldı. Anıtkabir'de resmi tören yapılması nedeniyle Tandoğan girişinde bariyerler kuruldu. Anıtkabir'in Tandoğan girişine barikatlar kuruldu. Polisler bu barikatları sabah saatlerine getirdi. Geçmeli bir şekilde olan barikatları buraya kurdu. Barikatların kalkmasını bekleyen yurttaşlara Türkiye Gençlik Birliği üyeleri karanfiller dağıttı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri 10 Kasım için binlerce karanfil hazırladı. Bu karanfilleri vatandaşlara dağıtıyor. Buyurun. Çok sağ olun. Saat 9'u 5 geçe ise yurttaşlar atasının huzurunda saygı duruşuna geçti. Ona minnet duyuyoruz. Bugün onu çok düşündüm. Çocuğu yok ama bu kadar torunu var, çocuğu var. Hiç üzülmesin atamız. Tıpkı 29 Ekim'de olduğu gibi o barikatlar fazla dayanmadı. Yurttaş hedefine milletin merkezi Anıtkabir'e koştu. Bilgiyi iletiyor kulaklığıma arkadaşlarımız. Öyle bir not paylaşıldı. Evet, şu andan itibaren oradaki kendileri aşmışlar. Anıtkabir'in kapısına gelindiğinde ise kapıdan girenleri saymaya ne turnikeler yetti ne de kapıda görevli askerler. Üstünde Mustafa Kemaller tükenmez yazılı çelenk şu anda Anıtkabir'de Anıtkabir'in kapısından giriş yapıyor. Türkiye Gençlik Birliği'nin hazırladığı çelengin arkasından yurttaşlar önce Aslanlı Yol'a ardından Ulu Önder'in mozelesinin bulunduğu alana yürüdü. Anıtkabir'i milyonlar doldurunca mozelenin girişinde izlam oluştu. Anıtkabir'de sık sık Silivri zindanı yıkılacak, yurtseverler çıkacak, iktidar olacak sloganları atıldı. Gün boyunca Anıtkabir bir an bile boş kalmadı. Yurttaşlar akşam saatlerine kadar Anıtkabir ziyaretlerini sürdürdü. 35 gece adam dolma bahçede gözlerini kapamış. Sayın seyirciler.